Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süreden beri planladığımız karışma videosunu çekmeye geldik. Merhaba Emrah. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Biraz geç kaldık. Vallahi hocam, yani karışma başladı, 1,5-2 ay oldu. Hadi be. Yani en son video çekten sonra ardına hemen karışma başladı zaten. Bir de bir Osmaniye'nin çoğu kişi kuş besleyenler erken davranıyor. Evet. Biz de biraz öyle davrandık bu sene. Hmm. Ama yani var ya. Kuş var mı? Kuş tuttun mu peki? Dünyaları yakaladık hocam. Yüzün üzerinde kuş yakaladık. Hadi be. Üzerinde kuş yakaladık hocam. Dün de el önceki gün 4 mü dedin? 4 tane yakaladık hocam. Ana. Bugün kısmet diyelim. İnşallah bugün bakalım. Bir haftadır yani 2-3 gün önce bir hafta aralıksız yağmur yağdı. Kuşlar biraz hantallaştı ama mahalleye karşı. Yine bugün seçip bırakacağız. İnşallah gidecekler hocam. Ya şimdi gitmese de sen söyledin. Yağmurdan dolayı son 10 günde kuşları çıkartamadın. Hocam. Aynen. Yani bıraktığımız zaman da mahalleye karıştı. Tamam. Yani gidemiyor yağmur olduğu için. Ya Emrah tereddüt etti. Ya Emrah dedim, seni yıllardır bilen biliyor. Sen açıklama yapmaya gerek yok. Kaç videonu çektik? Buradan basıyor gidiyor vallahi, kuşlar. 4 mü 5 oldu herhalde. Ama kuşçularda öyle bir şey var. Hani kuşum gidip gitmemesiyle ilgili tereddüt etti. Hocam. Dedim Emrah, ben seni biliyorum. Ya sen tereddüt etme, şunlara bir bakalım. Bunlar yeni mi? Bunlar hocam yeni aldım. Daha 2 gün önce aldım. Allah Allah. Hocam takviye ya. Her zaman için önemli. Şu emeğe bak arkadaş ya. Hatta bunu çoğu hocam daha genç kuş. Şimdi aklı başında derken hani yaklaşık bir 2-3 yaşında kuş alıyor direkt karışmaya koymak için. Bu sefer şey yaptım hocam. Biraz genç kuş aldım. İçinde çoğu ezganlı sokullar falan alacalar. Hepsi daha yani yaşı daha küçük. Evet. Aklını yeni doldurmuşlar var. Yeni dolduranlar var. Hani dedim yani yavrudan gibi. Asarsa burada 3-4 sene hizmet etsin diye. Şimdi neden peki aldın? Onu şimdi söyle. Hocam hem, şimdi sende zaten dünya kadar kuş var. Evet, hem bildiğim kuştu. Bir de hocam şöyle bir şey yaptım. Hani postanın önceki videolarda da söylemiştik. Ya 3 sene falan geçtikten sonra ahlaksızlaşıyor hocam. İşte çanakçılık falan yapıyor. Hocam ben 10 gün önce falan hatta bir iki sayfada da paylaştım. Ben 50 tane kuşumu sattım. Çıktın. Hocam artık yani 3-4 senelik kuşlarımı sattım. Yani ahlaksızlık yapanların hepsini sattım. Çanakçılık yapanları sattım. Çıkarttım. Yeni vardı 3-5 tane kafama yatmayan. Onları da sattım. Çıkarttım yani. Hepsini bir topladım. Sattım hocam. Artık 50 tane çıktı. Bize kuş kaldı mı çekecek? Hocam var. Gene çıkmış hali bile diyorum. Var hocam, yeter yani. Sırf dökme için bekletiyordum hocam. Evet. Kola kola kimse dökmüyor benimle. Yani döküşme yapmıyor gece damdan dama. Evet. Yazanların çoğu şey şehir dışından yazıyorlar hocam. Antep'ten vesaire. Şeyden dökelim. İşte Antep'ten biz Osmaniye'den gelip dökelim, siz Antep'ten dökün, biz İskenderun'dan. Benim kuşum yol bilmiyor yani, ben yavrudan kuş yani yapmıyorum. Yani Antep, İskenderun arkadaşlar. Ben yüzden damdan dama dökme, o da hocam şimdi sayıyı 70'e kadar düşürdüm. Evet. Dökmesine. Hani yüzün üzerindeydi. Evet. Hocam dedim onların zahmetini çekeceğime çıkartın gitsin. Şurada bir İstanbul, nerede o gözüme Çakmaklı mı? He o. Çakmaklı kuyruk hocam. Hocam onu yakaladık. Ya ben ne diyecektim bu karıya? Onu yakaladık hocam, gündüze yakaladık. Bir de tanıdık birine çıktı. Öyle mi? Hani, o yüzden biz de aşağı indirdik. Maşallah hani tutsakların... gözler kara. Başka var mı tutsak burada? Hocam burada tutsak şu moru yakaladık hocam geçen. Şu. Şu giden moru yakaladık. Tamam. Başka burada ne var? Küresi içine de tutalım. Ha. Ya burada da bak bayağı. Burada kuş var mı? Oo, şuna bak. Emrah aklımdayken sorayım da, unuturum sonra. Peki şimdi böyle sen zibil kuş yakalıyorsun. Hani dedin ya daha bak bir ayda yüzün üstünde yakaladın. Peki geçmişten günümüze kadar böyle yakalayıp çok beğendiğin, kendine kattığın kuş oluyor mu? Hocam karışma kuşun içinden almıyorum. Ha almıyorum. Tutsak kuşun içinden almıyorum. Gündüze falan tahta kanat gezerse damda bir iki tane var. O kuşlardan karışmaya bıraktım. Tamam, ama neden alınmıyor? Hocam karışma kuşu yani yakalandığı zaman artık yani bitmiştir yani. O artık yani... Hiç denedin mi? Denemedim hocam. Karışma kuşunu denemedim. Yani karışma kuşunun çoğu hocam hani sağlam ya. Osmaniye'nin kendi kuşu olduğu için hocam gününüze bıraktığın zaman yerine gider. Ha yerine gider. Gider hocam karışma kuşu gider gününüze bıraktığın zaman. Hani kısa yiyemiyor, yoruluyor veya gece karanlıktan korktuğu için ışığa gelip konuyor. Anladım. Bir anlık hata yapıyor, konuyor. Hocam, öyle yakalıyoruz de. Aynen. Onun buranın kuşu nasıl yapalım? Diyorsun. Aynen hocam. Hmm. Yerine gider. Çünkü adam bir sene uçurmuştur o kuşu nereden baksanız. Değil mi? Aynen. İşte, o yüzden karışmaları siz... Gündüz olabilir hocam. Gündüz yakalama kuşu bırakıyoruz zaten. Hani satımla uğraşmıyoruz. Hadi diyorum ya bu kuşu ne yapacağım? Mesela atıyorum ezganlı sokuluyu yakaladım ben mesela. Diyorum ya uğraşmayayım. Kim buna işte atıyorum 100-150 lira
satana kadar. Evet. Bak yok filte gizli falan varsa hocam, yeni bırakmışlarsa bırakıyorum. Basar. 2-3 gün bekletiyorum zaten. Fazla bekletmiyorum. Gündüz dediğin nasıl oluyor kuş? Yani gündüz hocam bu saatlerde, öğlen saatlerinde. Yani gündüz mü? Gündüz senin kanadını çözüyorsun. Gündüz yakalarsam. Gündüze bırakıyorum. Gündüz yakalarsam hocam, ya da bilmediğim birini ise veya bildiğim birini ise yine bırakmam. Yan koltuklardan birini ise karışıp kondurursam yine bırakmam. Evet. Ama bilmediğim kuşu bırakıyorum. Şansa kadere basarsa basar. Evet. Zaten hocam bazı kuşlar kendini belli ediyor. Genelde filte gezi oluyor yeni bırakılmış kuşlarda. Anladım. Kaç kuş aldın takviye? Hocam yaklaşık 45 tane falan kuş 45 aldım. Aldın. Zaten aynı yer mi? Bu kuş Antep kuşu hocam. Aa, bu sefer Antep. Antep'ten sen, İskenderun kuşu daha damda duruyor. Daha öbür kırpıklar var. Ha. Bir kümeste de daha kanadı yeni gelenler var hocam. Oo, hocam şimdi kuş satınca, yani satmayı kafama koydum, hemen bir parça kuş aldım işte. Aa. Zaten almıştım hocam fırsat geçince. Evet. Hocam şimdi bu karışma dediğimiz şey bazen çok nalet bir şey. Koltukların yani yan tarafında besleyen diğer kuşçular rahat vermedikten sonra sıkıntı hocam. Adam düşman sahibi olacağına, evet, adam tutuyor kuşundan vazgeçiyor. Çok şey yaptığımız, bildiğimiz bir adamın kuşu. Hatta İskender'in kuşu vardı ya, Adem Fırat abi, evet, adım. Onun koltuğu vardı. Evet. O aradı dedi, böyle böyle Emrah tartıştı falan gibisinden. Hani adam kuş satacak. Evet. Biz de tuttuk hocam, değerlendirelim dedik. Aldık, damda duruyor hocam kuşlar. Tamam tamam, dur ona da çıkıp bakalım. Çık bakalım. Bunlar daha yeni, 2000 önce aldığım kuş hocam. Evet ya, sen 50 tane elden çıktım deyince eyvah dedim ya. Kuş hocam, kalmadı demedim ama şeyi hesaplamamışım. Senin böyle hemen takviye yaptığını falan, iyi sevindim bunları görünce. Hocam takviye şart ya, karışmamış. Evet evet, aynen. Onu diğer videolarda daha ayrıntılı anlatmıştım. Kuşu gençleştirmenin ne demek olduğunu, her yıl karışmaya hazırlığını. Zaten karışmaya hazırlık diyerek çekmiştik. Şimdi karışmaya çekmeye geldik ama adam karışmanın... Hocam çok kuş yakaladım. Çok... Binden fazla. Evet. Yani var ya 7-7, 8-8 kondurup böyle. O zaman hemen sıcağı sıcağına, zaten videonun ileriki dakikalarında da söyleyeceğiz de ortasında sonunda da, lafı gelmişken söyleyelim. Günlük yakalanan kuş görmek istiyorsanız TikTok Emrah Bozkurt 04 gıdanızı alın, evet, her gün. Çünkü oradan kameradan direkt anında, o anda paylaşıyor. Akşam oturun, o gün ne kuş, evet, yakalanmış gıdanızı alın. Zaten çoğu sayfanızdan geliyor hocam. Hah, nasıl, iyi oldu mu? Aynen hocam. Tamam, bak, iyi oldu, iyi söyledik, bunu da söylediğimiz iyi oldu. Şimdi yukarıdaki şu takviyelerle, alt kanatla devam edelim. Şöyle gündüz kışı dışarıda. Az sonra Emrah'ın çıkmasında neler olmuş, yeni getirdiği güvercinler, alt kanat, hepsini bir önce bir yerde her zamanki gibi bir bakacağız. Ondan sonra da kuşlarımızı bırakacağız karışmayı, inşallah görüntüleyeceğiz bugün. Bunlar gündüz. Bunlar gündüz hocam. Ha, gündüz öyle kuşu komple. Sıkıldı burada, dava çıkıp uçuruyor. Sabahtan akşama bunlar dışarıda. Bunlar dışarıda. Gelen olursa diye, kuş gelen olursa diye. Yok hocam, onun için de bizim canımız sıkıldığı zaman yukarı çıkıp yani gıdamızı almak amaçlı. Ha, gündüz de anladım. Yoksa karışma doğduğunu söylüyorsun akşamdan akşama. Bizimki karışma tutsağı hocam. Gündüzdeki tutsağı hiç bakmıyoruz bile biz. Burası kartal yuvası, gelen de çok oluyordur ha. Oluyor hocam. Kuşları görüp. Kendi kendine gelip çok olan kuş var. Belki fark etmediğin. Bu sene gündüzde zaten 50'ye yakın kuş tuttuk kendi konan. Evet. Karışmada da zaten 120 mi 130'a geçmiştir yani. Evet. Rahatlıkla geçmiş. Hemen iki tane mülamas gözüme çarptı. Biri önde, biri şurada arkada. Evet, onlar bu adamlar niye gündüzde? Bunlar niye gündüzde? Sevdiğimiz tarz kuşlar hocam. Bir yani... de nesli sağlam, yani karışmaya bırakmak istemiyorum. Yarın bir gün bunlar damızlığım olacak. Büyük bir ihtimalle. Evet. Ha, dedim acaba bir şeyler mi var eksik uçmalarından değil yani. Yok. Hatta karışmaya bıraktım, kuşlardan daha sağlam. Hatta 3 diyeyim, arkada da var bak. Evet hocam. İnanmaz. Aç dedi bir şeyi. Şöyle bir gündüzleri de görüntüledik. Ooo maşallah, gevalaca gümüş kuyruk. Güzel, yok güzel kuşlar gerçekten içinde. Maşallah. Emrah, ben gündüzleri görünce dayanamadım şöyle. Aynen. Hemen şeye başladım. Ah. Bunlar alınacak içeriye. Bunlar içeri alacağız. Karışma kuşunu bırakacağız hocam. Tamam. Şimdi nereden başlayalım? Vallahi nereden başlayalım? Yeni getirdiklerin mi? Nasıl istersen. Vallahi hocam bu kümesten başlayalım. Öyle mi? Ne var burada? Burada hocam İskenderun, o dediğim var ya. Koltuktan aldım. İskenderun Adem abinin. Heh. Koltuğundan aldım. İskenderun kuşu bu hocam. Maşallah. Kırpık. Vay be, gelecek yılın
Öyle mi? Evet hocam, karışmacılar. Şöyle bir bakın bakalım arkadaşlar. Nasıl kuşlar? Hay maşallah. İş yapar mı? Şöyle bir kuşlara bakın arkadaşlar. Karışma yapan arkadaşlarımız, Antepliler, Urfalılar, İskenderunlular, bu kuşlar nasıl? Emrah, şeyde sakınca var mı? Bunların piyasasını çok merak edenler hocam, var. Hocam bunların piyasası, şimdi kuş piyasası öyle bir fiyat oldu ki hocam, yani evet, aşırı derecede yükseldi. Bir de niye bunu sormak zorunda kalıyorum? Bana çok ulaşan arkadaşımız var. Diyor ki hocam bana bir parça kuş. Evet hocam. Yani kuşun da dam isteyeni var, tutsak soranı var. Ben bilmiyorum piyasayı. Anladım hocam. Şimdi hocam, tutsak kuşla uçan kuşun fiyatı hiçbir zaman için aynı olmaz. Ne olursa olsun, evet, aynı ayar da olsa, yani hemen hemen denk de olsa, tutsak kuş her zaman için düşük fiyattadır hocam. Evet. Yani aynı fiyat olması imkansız. Arasında da hocam nereden baksanız, mesela şu kuşu damdan alsanız. Ha, damdan bu garanti kuş, alsanız, kuş uçan. Aynen. Şu an yani izleyip uçurup alsanız, evet, karışmasını izleseniz, bu kuşu şu an bugünkü bugünlük fiyatını söylüyorum hocam. Yani 350-400 arası. Arkadaşlar duydunuz mu? Kelle başı 350-400. Şu an almış olsa. Ama şu bu anda tutsak bakın olsa hocam. Heh. Tutsak fiyatı olsa, şu an tutsak olduğunu bilip alsanız. Heh. Hani alıp götürüp işte bu kahvecilik yapan abilerimiz, evet, evet, taş patlasın alacağı fiyat, size söyleyeyim, 150 lira. 150 lira. Taş patlasın. Peki bir arkadaşımıza ulaştık. Osmaniye'de karışma yapıyor. Güzel, evet, de kuş tutuyor. Tutsaklarını bana verir misin desem, 10-10-20-20. Kaçtan, tamam, verir? Tahmini hocam, şimdi cinsine göre yine değişir de. Bu tarz diyelim, bu ayar diyelim. Bu tarz diyelim olursa hocam, yine nereden baksanız dediğim fiyat hocam, 150-200 arası. 150-200 arası oluyor. Aynen. Kuşlar nasıl? Şu kuşlarla ilgili yeni aldığı güvercinlerle ilgili yorum istiyorum arkadaşlar. Güllü de var ya, üç çekkeli. Onu çok övdüler, dur bakalım, bakacağız hocam. Allah Allah, ben de görünce şaşırdım onu, ha, üç çekkeli güllü. Şimdi hocam burada da yeniler var. Daha kanat, tahta kanat olanlar. Tahta kanat. Maşallah. Yani bir 10-15 güne bırakacağım hocam yeni yeni. İçinde 5-6 tane var mı, ışık açmış kendiniz hemen? Işık. Işık var mı, varsa basalım. Ha. 10-15 güne bırakılacak. Evet hocam, kanatları geldi zaten. Tek tek bırakacağız. Bu kuşlar da hocam şöyle söyleyeyim. Bizim arkadaşımız yeni kuşa başladı. 150-200 tane kuş aldı hocam. He. Bunu hocam 50 tanesini kırptı. Yani gözüne kestirdiklerini kırptı. Evet. Diğerlerine bıraktı hocam. Sonra da anlaşamadı hocam. Ailevi sebeplerden dolayı kuşu satmak zorunda kaldı. Sonra zaten basmadı hocam öbür kuşlar. Bunlar seçili olanlar. Bana da gel dedi, al dedi, Emrah götür dedi. Hani bunları başka yabancıya gitmesin. Evet. Sen bırak dedi, sen uçur dedi. Bunlar da aynı o aldığın ayarda mı? Yok. Değil. Yani bunlar farklı hocam. Farklı. Yani ben nereden aldığını bilmiyorum ama, evet, çocuğa güvendiğim için aldım. Anladım hocam, arkadaşıma. Ona göre de fiyatı farklı oluyor. Aynen hocam. Tamam. Şimdi başka? Başka hocam. Maşallah. Artık karışma kuşunu şey yapacağız. Bu alt kanat kuşu hocam. Alt kanat kuşu ama şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var derken şöyle bir durum var. Şimdi 2-3 tanesini bu tarafa atacağım hocam. Buraya geçmişler. Hocam bu kuşun bakarsanız çoğu zaten boyalı. He. Benim karışma kuşum. Şu çanakçılıktan dolayı. Allah Allah. Bir hocam yani ömrüm gitti şu çanak olayından. Ala 70'in üstüne kuş bırakıyordum hocam. Bugün 55 tane falan bırakacağız. Vay sırf uzağa gitsin diye. Ha, ben bu kuşu nereden baksanız bir 35 tanesini 40 tanesini daha bırakırım. 90-100 tane. Peki şey olmaz ama mı? Emre, hani ben çok vakıf olmadığım için aklıma anında bir soru geliyor. Tabii sen hocam, anlatırken. Buyurun. İçinde bir iki dişi olsa. Hocam dişi olursa olmaz ya. Olmaz yani. Dişi kuş yani karışma kuşa dişi kuş koyan bir kuşçu bölüğü olamaz. Bozar diyorsun yani. Kuşçu olamaz hocam. Bir bölüğü bozar diyorsun. Eğer bu kuşun içinde bir tane dişi varsa, yani bir tane dişi varsa, ha yan mesela şey olur hocam. Yeni koymuştur, ötmemiştir, aradan 6-7 ay geçmiştir. Evet. Yani ne olduğunu bilemez, ona bir şey diyemem. Ama bile bile şu kuşun içine atıyorum, mesela mortkeş bir diş, şey dişi. Heh. Ya bu dişiyse bunun, bu karışma kuşun içinde işi yok. Ne yapar yani, diğerler ya hocam, onun peşine mi koyuyor? Hocam yani öter, dişi olduğunu bilirse eve erken döner. Yani kümeste dişi olduğunu bilirse damda, evde yani. Diğerler de onu takip eder. Yani hocam bozar yani her türlü. Ya da karışma kuşunu birinden feda edeceksin hocam. Mesela atıyorum gökeş bir veya göğaca kuşun başında gidiyordur. Bununla çit olur, gitmez. Aha. Bu kadar basit hocam. Anladım. Dövüne dövün uçar, dişi yarar. Bu illaki birinden birine fedailik yapacak hiç hocam. Hiç gözünün yani yaşına bakmayacağız. Bakmayacağız hocam. Tamam. Bu da bana da güzel bir mesaj. Bana da güzel bir bilgi. Hocam, çünkü var benim mesela bir iki tane kıyıp çıkamadığım dişi. Benim gündüz bölüğüm oturuyorsa içinde sıkıntı yok ama karışma kuşunda, karışma kuşu yapan adam dişi kuş koyuyorsa benim gözümde kuşçu değildir hocam. Yani gitsin cam kallebi beslesin hocam. Yani evinde şey yapsın hocam. Erkek olacak. Ne kadar İşte hepsi erkek olunca da bu çanaklaşmadan kaçamıyor. Evet işte hocam. Çanaklaşma da bu arada bizi belki de gıdasına
bu işten uzak olup izleyenler vardır. İki erkek kuşun birbiriyle çiftleşmesi, birbirine şey yapması, kur yapması. Evet. Bayağı da eşleşiyorlar arkadaşlar bu arada. Onun üstüne vallahi çıkıyor, hocam, onun üstüne yani çıkıyor. İnsanlar takip ediyorlar. Ne kadar yani insanlar şimdi yani önceye göre şimdi bozulduysa bu kuşlarda da bir şey oluyor. Önceden bölüğün içinde bir tane çıkardı. Şimdi bölüğün yarısı çanak oluyor. Haydi. Çok tuhaf yani hocam. Sen de garibine gidiyor bu durumu. Vallahi hocam ben anlamadım, çözemedim. Güzel ya. Maşallah, kırmızı kanatlar, mor evet. kanatlar, keşbirler anlatmaya gerek yok zaten. Kırmızı, burada 5 tane evet. buraya girmiş hocam şuradan. Tamam sen onlar var mı yapacağın bir işlem varsa onlar, buyur. Ahmet abi sen şunları at, ben şu karışma kuşunu hocam oraya bakalım. Gündüz almışlar bile al, maşallah. Tamam evet. Şimdi. Hocam şimdi bu karışma kuşu. Hah. İşte şimdi burada cengaverler. Hah. Şimdi hocam bu sene ortalama bir 20 yani karışma kuşun içinden 11-12 tane yakalatmışımdır. Hı-hı. Bu asıl karışma kuşundan. Evet. Alt kanattan hocam bir 15 tane falan yakalattık. Evet. Yani yaklaşık bir 25 tane falan kuşumuz yakalandı. Yani işte helal olsun. Ya budur yani. Evet, kuş yakalandı. Hocam zaten kuş yakalatmıyorsan evet. Ya hikaye. Sen yani, geç onu de yani. Kuş yakalatmayan olur mu yani? İster evden yavru yapsın, ister yapmasın. Ha. İllaki kuş yakalamış. Kuş bu hayvan bu. Hata yapabilir, yani, olabilir. Bugün olmaz, öbürsü gün olur. Sen dört dörtlük tüm her şeyle, tüm kurallarıyla yerine getirmiş olsan da işte ne bileyim zamanında kanadını evet. kırpma, zamanında bırakma, her tüm riayetini yapsan da olur. Mesela hocam şey diyorlar ya, hani sezonun başı çok erken karışmaya kuş bırakıyor, kuş işte hazır değil falan. Ha onu doğru, çok duydum. Doğru. Erken mesela, bu sene de erken başladık. O çok kuş yakalatma. Ha o kuş yakalanıyor. Ha bizim de hatamız oluyor. Ben ihaleye de gidiyorum ya, evet. hocam diyor. Şeyden bir ay önce yeni yeni bu karışmanın başladığında gelen kuşlara inanamazsın. Doğru. Ya 10-15 tutan olmuş. Mesela hocam şöyle bir şey var. Mesela benim koltuklarımda sezonun başında hocam gondurdum. 4 tane 5 tane birden gonduruyordum. Hı. Mesela şu an yine o kuşlar karışıyor bana. Kalktı işte 2 tanesi yakalıyordu 2 tanesi gidiyordu. Şu an bakmıyor bile hocam. He. Dama bile bakmıyor. He. Ama şu an mesela karışmaya bu saate kadar, bu zamana kadar eğitim vermiş biri olmuş olsun. Bugün bıraksın yine o kuşların içinde yakalanır. Hmm. Yakalanmaz diye bir şey yok hocam. Evet. Adam ancak 3 seneliğini bırakmaz. Mesela örnek veriyor. Mesela benim bu mor. Hmm. Yani yakalanma, Osmanlı topraklarında yakalanma ihtimali yok hocam. Onu söyleyeyim mesela. Göğüs okuldu. Yakalanma ihtimali yok hocam. Evet. Çünkü yani yok hocam ya. Sen ben güveniyorsun. Güveniyorum bunlara. Ha diğerler deseniz amenna. Yakalanabilir. Bir şey demem. Ama evet. bu ikisine yakalanma ihtimali yok hocam. Evet. Ha, ben bu kuşları istediğim kadar karışmaya bırakayım. 3 sene geçmiş. Yakalanmaz. Evet. Aklı başında kuşlar. Ha bu şekil bırakıyorlarsa yakalanmaz hocam. Evet. Ama kuşun içine atıyorum yeni kuş koyup da sanmıyorum yani yakalatmayan yoktur. Evet. Ben bile 25 tane kuş yakalattım. Hem de neleri yakalattım hocam. Bu arada yine sarı kırmızı dikkatinizi evet, çektiyse arkadaşlar. Ve kuşlar ayağındakiler de bir evet. sarı bir kırmızı evet. çıt çıtlardı. Bakın arkadaşlar. Bir ayağı sarı bir ayağı kırmızı. Artı bir de şöyle bir durum var hocam. Ben ne zaman ya kuşları boyasam illaki kuşum yakalanıyor 2-3 tane. Ay. Artık yani farkındaysanız tam boyamadım. Kanat altlarını boyadım. Yine yakalandılar hocam. 2-3 tane yakalattım boyadıktan 3-4 gün sonra. Boyama desem seviyor mu yani bu işi? Hocam daha ya akşam konarken falan çok zevkli oluyor. Çok bu güzel işi de zevk için yaptığımız için, hobi olarak yaptığımız için. Yani yakalansın yani ne yapalım. Yakalansın hocam ne yapayım yani. Boyamaya devam. Karışmıyor hocam, bu kadar kuş bırakıyoruz. Dediğim gibi yan taraftan 30 tane daha bırakırım ama bu kuş gelir mahalleye karışır. Şimdi umut ediyorum yani çarşı tarafına karışır. Karışmazsa eğer yani evet. bahane değil, bir haftadır yağmur yağıyordu hocam. Evet, evet, kuş aynen. randımanı bozuldu. Yani ne bileyim tuhaflaştı yani. Kuş yatınca bir 3-5 gün. Evet hocam. Antallaşıyor yani, aynen. Hamlaşıyor. Evet. Erken kondular vesaire şu bu. Bırakacağız şimdi hocam. Tamam saat baktı mı? Geldi mi? Bakayım bir. Her zamanki vakit mi? 40 geçiyor. Bırakalım hocam yani yapacağım. Olur. Şu kuşun birini alayım hocam. Yanlış tamam tamam. Kartal yuvası şöyle görüntüleyelim. Var mı kuş bırakan bu arada? Kuş da havada. Ha şurada çarşı merkezde bir. Var mı hocam orada? Şurada çarşı merkezde var, çok uzakta. Bu yakınlarda yok bu arada. Zaten hocam bizim yakın işimiz yok. Burada kimse yok. Bizim yakın işimiz yok hocam. Var koltuklar bir iki tane de. Durduğum yer iyi mi? Burası. İyi. Tamam. Sen zor orada da olur. Tamam. Abi tutar mısın plastiği? Hocam ya Allah bismillah ya inşallah Allah. İçinden yani pislik yapan olmaz. Bugün. İnşallah hadi bakalım. Ya Allah bismillah hocam. Evet. Şöyle hemen. Zaten çok fazla görüntü alamıyoruz.
Bir iki dönüp bakın arkadaşlar. Hemen uzaklaşıyorlar. Ha, kanatların altı full boya. Arkadaşlar umarım görüntüleyebiliyorumdur. Dönerken bakın şöyle dönerken kanadın altı. Emrah kanatların altı. Güzel görünüyor hocam. Ya bir durun çekeyim bir dur. Hocam vallahi bugün sardılar, orayı sardılar. Aha arkadaşlar. Maşallah maşallah. Aşağı doğru. Evin üstünde. Emre sana bir şey diyeyim mi? Efendim? Evin üstünde hiç bir tur bile atmadı. Hocam yine burayı sardılar. Normalde böyle gitmeleri lazım direkt. Direkt ya. Direkt gitmeleri lazım hocam. İşte o da 3 gününde olmuyor veya. Arkadaşlar görevini biliyor musun? Bakın şurada. Emrah bana bir ıslık eğitimi ver ya. Bir gün ıslık kursunu al beni ya. Parası neyse vereyim şu gün maşallah. Kulağımın dibinde var ya, kulağımı çinletti. Bir tane ya hocam altta yabancı bir kuş var, ona dönüp duruyorlar. Ha şuradaki. Bir tane bakın hocam altta evet. Yabancı bir kuş var. Kara mı? Kara gibi bir kuş. Hmm. Gidecekler hocam. Arkadaşlar böyle nokta gibi ben çekmeye çalışıyorum ama şu an hocam Mehmet Akif'in orayı o tarafa gittiler yani. Yok artık odaklayamıyoruz. Gittiler hocam artık elinize sağlık. Ah, eline sağlık. Çekecek kuş var mı burada? Hocam burada başka yok. Ha bu işte arkadaşlar gördüğünüz gibi kuş buradan bakın arkadaşlar şuradan çıktı şuradan gitti buraya geçti direkt gitti. Hiç yani evin üstünde tur atma falan yok. Bir şurayı sardılar hocam videonun başında. Ha. Ona bugüne kısmet oldu. Normalde yoksa normalde çıktığı gibi gidiyor hocam, yani. Yağmurlu dedim ya. Hmm. Bir iki gün böyle afallarlar ondan sonra yine devam ederler hocam. Peki sen şey dedin bana hocam burada da kalabilir dediğin olay olmadı değil mi? Yok şu gitti. An hocam burada olsaydı mesela gitmezdi burada uçardı buradakilere karışırdı. Ha gitti şimdi yani. Bırakırlar 3-5 kişi bırakır. Ha gitti senin kuş gitti. Şu an gitti hocam yani. Tamam. Uzağa karıştılar hocam. Ya işte o kuşlar birkaç gün yatınca işte Emrah dedim karışma zaten çok geciktirdik evet. Çekmemiz gerekiyor. Ya hocam dedi böyle böyle yağmurlu oldu kuşlar aynen dedi hocam. Şu anda gitmiyor dedi. Ben yine de dedim çekelim çünkü dedim sen kendin kanıtladın artık yıllardan beri seni çekiyor. Burada da kalsa dedim sıkıntı yok. İyi hocam gelin o zaman dedi ama gördüğünüz gibi maşallah kuşlar bastı gitti artık çekemiyoruz. Yok hocam, akşam üstü ezan vaktini bekleriz. Tamam. O zaman tamam. O zaman devam ederiz. Aynen. Hadi bakalım. Şuradan bir görüntü almaya çalışalım. Ama bizim kuş burada değil hocam. Hah, şuradayken şöyle. Bayağıdır bekliyoruz arkadaşlar. Hiç ortada kuş yok. Emrah bu kuşlar gelecek de. Hocam gelecek inşallah yani ezan az kaldı ama gelecek. Bekle be. Kuşu gelmiyor adamım ya maşallah. Hocam burada olmayabilirler. Ya yani sen dedin burada bir büyük ihtimal yoktur burada dedin. Burada yoktur hocam çünkü bizimki çarşı tarafına karıştı. Evet. Ve o kuş öbür tarafta kaldı. Gittiğimiz kuş. Aynen videoda da var zaten. Kuşlar merkeze doğru gidiyor. Burası bir şu anki çektiğim görüntü nispeten daha yakın arkadaşlar buraya. Yani evet, Emrah çarşı merkezine doğru gidiyor. O zaman daha çok beklerim ben. Yani hocam bugün sonra beklememiz lazım. Kuşlar gelmek bilmiyor. Vallahi gelmek bilmiyor hocam ama şu bir haftadır hantallık var ya hocam. Evet. Yine erken geliyorlar. Önceden biraz daha geç geliyorlardı. Bir de çok ürkeklerdi. Hmm. İnşallah bugün eğer yabancı kuş kondurursak da yaklaşırız hocam. Çünkü direkt geri kalkıyorlar. Kısmet diyelim. Kısmet diyelim hocam. Burada geldiğimiz günden bugüne kuş besleyen, bırakan, başlayan var mı? Nedir durum? Var hocam. Bir abimiz kuşunu sattı. Hani, hı hı. İşten dolayı sattı büyük ihtimal. Hı hı. Yani biz öyle biliyoruz. Bir tane de abimiz hocam elvan bırakıyor. Hı. Aydın abi. Evet. O da hocam daha yeni yeni bir haftadır bırakıyor. Yani yeni yeni işte yağmurdan hı hı. Sonra bırakmaya başladı hocam. Normalde gündüzleri de kuşu bırakıyordu. Hani gündüz saat 10'a kadar falan sabah uçuruyordu. Evet. Hani öyle vakti vardı. Ondan sonra hep işe gidiyordu. Hani biz de ona şey dedik. Yani tek kanada bırak. Hocam maşallah bugün tek kanada bırakmış. Evet. Normalde kuş erken geliyordu. Bugün maşallah var. Direkt aktı gitti. Gidiyor hocam çarşıya kadar gitti kuş. Çok iyi. Maşallah var valla.
Karışma kuşlu hocam tek kanada bırakılsa daha iyi oluyor zaten ya. Yani İki kanada sabah hırsı kırılıp da ondan sonra tekrardan. Bazıları sabah. Ya. Sabah hırsını kırıp bırakıyorlar hocam. Hani ev erken geliyor o zaman da. Evet. Ama biz tek kanat bırakıyoruz hocam. Zaten evi biliyorlar, mıntıkayı biliyorlar. Hmm. Zaten erken bırakıyoruz hocam. Ona göre geliyorlar zaten. Hmm. Biraz evet. Geç gelme nedenlerinden biri de aslında bu. Tek kanat bırakıyoruz. Hocam erken gelirse damın üstüne döneceğine geç gelsin. Evet. Bari içinde yabancı gelirse zaten yakalama ihtimalimiz daha yüksek. İnşallah. Akşam ezanından sonra gelecekler. Evet, akşam ezanı. Zaten ezandan sonra biz alt kanadı bırakırız hocam. Hmm, ezandan sonra. Aynen. Tamam. Ama belki bugün bilmiyorum gelir mi 3-5 tanesi belki hani hava dedim ya hocam belki erken gelme ihtimalleri var. Evet. Belli tamam. Olmuyor hocam ya. Bir kuş bir gün keyifsiz oluyor veya. Evet evet. Gelmiyor. Şu anda yok. Şu anda piyasada yok. Bir onu bildiğimiz de yok. He 10-15 dakika var. Işte. Bir 10-15 dakika var. Biz artık ezandan sonra duruma göre videomuza devam edeceğiz. Alt kanat. Hocam alt kanadı bırakalım. Hadi bakalım. Ezan dokundu okunacak zaten. En sevdiğim manzara. Ay maşallah. Alt kanat dediğime bakmayın yani zaten bunun çoğu benim karışmacım dediğim gibi çanak olduğu için bıraktık yani. Evet. Bunlar da hocam şimdi böleğe karışacak. Aynen. Bir zaten çıkarken çekiyor bir de geldiğinde zaten. Zaten çoğu boyalı hocam benim karışmacım. Evet. Yani karışmaya azmış bıraktığımdan değil yani. Çanak olduğu için yani hocam. Bazıları yazmış çoğu kuşun gitti. Evet. Çoğu kuşun gitti diye. Heh. Lefe düşüyor. Heh. Açılacaklar hocam. Bunlar biraz şey. Heh. Döndü. Dur bakalım. Bugün bir aksiyon yaşayacak mıyız? Şimdi ben Emrah'ın... Hocam şimdi kuşlar... Yüklü olarak iyi böldüler. Evet. O yüzden altı bıraktılar. Kuşlar gitti herhalde. Geri gittiler hocam. Ya senin... Yukarı gitmişler. Şimdi TikTok'ta videolarını izliyorum. Evet. Arkadaşlar bir tutma şeyleri var. Maceraları var. Yani bazen eliyle. Aynen. Şu köşede arkadaşlar. Köşeden mi şuradan geliyor böyle göreceksiniz. Kimi şuradan yaklaşıyor. İşte örp çalıyorlar. Bugün evet. Öyle bir aksiyon. Bakalım kısmet hocam. Ama şimdi hocam bu zamanda kuş artık başkalarının kuşu da şey olduğu için. Aha ezan dokundu. Artık yavuzlaştığı için hocam. Sezonun başından dedik ya kuşlar insanlar hatalı, sahipler hatalı. Kuş da kendini hazır hissetmiyor yakalanıyor. Evet. Hani daha basit yakalaması. Şu an milletin kuş hocam artık yavuzlaştı. Biraz zor ama. Ha, en başında daha çok evet, kuş hocam. Oluyor. Evet. Artık bakacağız bu saatten sonra. Sen o zaman şimdiden şöyle sözleşelim seneye inşallah. Hocam gel bugünlerde gırla kuş yakalıyoruz. Tamam. Tamam hocam. O günler sezonun başında. Sezonun başında artık böyle. Elimizden toplarız artık. Yani en fazla kaç bir günde tuttun? Kaç tane tuttuk? 8 tane yakaladık. Bu sene 8 tane hocam ama 8 tane yakaladık da 14 tane kondurduk. 14. Ah. İşte o videoyu düşünsen onu çekebilsek. Hocam 8 yakaladık, 6 yakaladık. 6 bir daha yakaladık. 5 yakaladık. 4 5 4 5 ama en fazla 8 tane yakaladık. Evet. Ama hocam her konmaya bir de şöyle bir şey var. Bir döküyoruz hocam kuşun yarısı havada. Hı-hı. O zaman işte ilk başta alt kanatla beraber hepsini bırakıyorduk. Hı-hı. Hani içinden elene elene artık. Hani gitmeyenleri alıyorduk. Evet. Alt kanatla falan bıraktığımız zaman hocam. Mesela 50 tanesi konuyor. Bir bakıyorum 6-7 tanesi yabancı kuşun içinde daha 10 tane var. Bir döküyorum. İşte bir 5-6 tane daha konuyor. Hadi onun üçü, ikisini üçünü yakaladık falan derken. Geri kalkan oluyor geri konan. Ya toplamda 25 yakın kuş konuyor bir konup kalkmaya böyle. Ama geri kalkıyor zaten. Hani dinleniyor. Kalkıyor öbür kuşlar konan. Evet evet. Yani, tamam. Karışmanın en başında. Aynen hocam. Seneye de bunun sözünü alalım şimdiden. 5 tane hocam. İçimden söyleyeyim içimden 5 geçiyor o gün. Hadi hadi. İnşallah bakacağız. Hadi bakalım. Ortada daha şu anda kuşlar ezan okundu. Alt kanat da gitti. Alt kanat hocam yükselmiş. Alt kanat da yükseldi. Alt kanat yaptığımız halde karışma kuşu yok hocam. Yok ortalıkta yani, yok kuşu yok Emrah'ın halen. Gelmiyor hocam. Biz bir ara daha verelim. Aynen hocam. Sen gelirse... sen gelince haber et Emrah tamam, bana. Hocam. Hadi. Ezan okunalı. 1-10-15 dakika mı oldu? Daha hocam, mı fazla? Hocam gidenlere bakın hocam. Allah Allah. Haydi be. 15 tane falan gitti hocam. Emrah dedi ki hocam hemen videoya başlayalım. İçinde çok kuş var dedi. Evet, hocam, 15 tane. Video başlamamızla birlikte içinden hepsi 10-15 tane kuş ayrıldı. Kuş burada. İçinde var mı yok mu bilmiyoruz. Var hocam, vardır illaki. 1-2 tane var da 10-15 tane gitti ama. Evet. Abi tamam şunları da bırakma en son. Tamam.
şuradan mı? En son hocam yeniler hocam bunlar. Daha yeniler hocam. Vallahi iyi kuş gitti. He ya. Gördüm. 10-15 tane kuş ayrıldı. 10 tane geldi ama bakalım tumar mı bizimki mi bilmiyorum. İlla ki bizimki var hocam. Kuşun başına geçtiler mesela. Bakın bunlar bizim. Ama o kuşlar tumar mı bilmiyorum. Kuş bizim kuş. Engin'de. Çok kuş varmış hocam kuşta ya. He ya. Vallahi ben bu kadar beklemiyordum. Bakın daha gidenler var hocam. O ikisi hiç... bizimle yeni geldi. O bir tanesi gitti hocam. Bakın direkt gidiyor. İçinden he çıkanlar var. Bundan sonrası artık bakacağız. Kısmet. Bir kuşu dökmemize bir 10 dakika falan var hocam. Bir 10 dakika daha ha, burada hocam, döner mi? Bakın havada yüksekte. Ha, gidiyor bak. Duruyor 3 tanesi. 5-6 tanesi de burada. Hatta şu alt ışığımızı yakalım hocam şöyle. Tamam. Damı gören gitmesin hocam gelenler. Şu anda içinden tam olarak seçilmiyor arkadaşlar. Şu da yabancı hocam gide. Zonguldaklı. Ayarını buldu hocam. Bakın kafa süstü çaktı. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zonguldaklı yine kuş sesi geliyor ama bir bakacağız hocam. He he içinde sende yok. Zilli yok sende. Hayır zilli kuş yok hocam benim. Zonguldaklı kuş yok. Şunu indireceksin. Bunu indireceğim hocam da yüksek kalsın diye bekliyorum. Şimdi askıda kalan kuş olur hocam yüksekte gezen. Hmm. Atıyorum hani birinin iki tanesi, birinin iki tane, öbürünün üç dört tanesi. Yüksekte geziyorlar hocam şimdi evine. Evini bulmaya çalışıyor. Belki tumar diye. Yani şimdi döksek daha erken. Hava da tam kararmadı. Evet. Videolar da daha aydınlık görünüyor aslında hocam. Mesela ben telefonla video çekeceğim zaman mesela hava burada kararmış şekilde oluyor ama telefonda biraz daha aydınlık görünüyor. Şu an mesela hava karardı kararacak. Evet. Videoda aydınlık görünüyordur hocam büyük ihtimal. Video çünkü açmaya çalışıyor ya görüntüyü. Şey yapıyor görüntüden dolayı hocam. Kuşlarımız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok kuş gitti çok. İçinden bu arada kayıtlı olmadığımızda dünya kadar kuş çıktı içinden. Aynen. Kuş iyi böldü geldi ama evet. Bizim eksiğimiz de var ama hocam. Ya o... vardı 4-5 tane. Ne yapıyoruz bak? Çılgın çılgın hareketler şuna bak sağa sol. Anca zaten böyle yaklaşın. Evet yaklaşınca çekebiliyoruz. Biri daha yeni geldi bak kuşa giriyor hocam bizimki. Evet. Alacağımız. Zaten karışmayı çekmek neredeyse imkansız nokta gibi oluyorlar, uzaklaşıyorlar. Şöyle en azından yakındayken bir de iyice lefe düştüğünde en net görüntüler o zaman oluyor. Bu vurma da içinde yabancı varsa kuşa otursun diye korksun. Aha, korksun çıkamazsın. Bir de hocam tam hava sisli gibi ya bugün. Tam net de görünmüyor içindeki ama içinde var. Bir tane zonguldak sesi geliyor ama kimin bilmiyorum hocam. Bakalım Kısmet. Bir tane gidecek hocam bilemedi. Bir tanesi daha yeni geldi hocam. Şu dıştan dönen bizim mi? Aynen hocam. Büyük ihtimal bizimki. Ben bizimki değil hocam. Bizimki hocam bizimki. He. Yabancı kuş genelde dıştan dönüyor değil mi Emre? Genelde hocam çıkmaya çalışıyor, hiç çıkamıyor işte. Lefe düşünce belli olmuyor hocam ya. Bazen ortasından hiç ayrılmıyor. İçinde dolabiliyor yani evet. Direkt. Ya bir tane kara kuyruk gibi bir kuş var hocam. Ben bir tanesini gördüm mesela. Kuşun üstünde uçuyor hocam. Üst tarafında. Bir tane hocam keşfir var hocam. Evet. Tane. Ben sayayım giderken görünürse eğer videoda bilmiyorum. Evet. Sen şimdi kuşlarını tanıdığın için bak farklı 2-3 tane kuş olabilir iyi, diyor. İyi. Vallahi hocam iyi lef dönüyorlar. Maşallah. Allah yardım etsin içinde olana. Şimdi bazen de hocam biz kuşu yormaya çalışıyoruz ama şöyle bir durum oluyor. Adamların kuşu bazıları ham oluyor veya yorgun oluyor. Biz hani havanın kararmasını bekliyoruz. Bazı kuşlar yorulduğu için kuşa yetişemediğinden çıkıp gidiyor. Ha. Böyle de bir durum olabiliyor. Sen iyice yorulsun.
Sen iyice yorulsun diye uğraşıyorsun. Ama bazıları da hani iyi iyice iyi ham. Adamların kuşu kondisyonlu değil hocam. Evet. Erkenden çıkıp gidiyor mesela. Pert oluyor, çıkıyor. Evet hocam. Ben bunlarla güreşemeyeceğim diye. Aynen öyle. Şuradan. Biri daha yeni geldi hocam. Ha. Evet, kuşumuz bu tarafa doğru döndü bu sefer de. Artık yavaş yavaş. Dökmeye başlamışım. Biri daha mı geldi? Göğüs okuldu mu geldi? O dedi mi hocam, iki tane kuş vardı, biri mor biri göğüs okuldu. Yakalanmaz dedim. Daha yeni gelmiş. Kuşa tutmuş. Ökek mi? Lert geliyorlar da. Vallahi bakalım hocam, şansa gelir. Tamam. Hocam bir şey yaksak kulaç kapatma ihtimaliniz var mı? Olur, kapatayım. Çıktı değil mi içinden? Kuyruğu boyalı. Kuyruğu boyalı falan da var hocam. Radyo kuyruğu biraz geri geldi hocam bize. Kuyruğu boyalı. Biraz lef atsınlar, biraz daha yoğunsunlar hocam. Belki içindeki. Hırslı. Can Doruk'ta. İçinde kuş var mı? Bir tane aslında mor keşmir kaldı hocam. Hı. Belki şamuşam onu. Şu konan mor keşmir ayaklarında hiçbir şey yok. Keşfir bakalım. Daha yeni yeni geliyor hocam, bazıları çıkmışlar. Evet. Tek tek gelenler var. Evet arkadaşlar, bakalım içinde kaçak var mı? Kuşlar tam konmadığı için bilinmiyor. Hocam bir tane şu an. Hani? Nerede? Hocam, şu önde mi? Şu mu? Evet. Bak bak bak, ona nasıl itiyorlar arkadaşlar. İşte bak bak. Belki başka da olabilir hocam, bekleyelim. İnşallah kaçmaz. Baba.
Bu arada etrafını sardılar arkadaşlar. Doğrusunu söylüyorum değil mi şu? Evet hocam, yabancı olunca zaten uçlar hep sürüküyor. Popo elinin adı. Yabancı olduğunu. Ama çok garip duruyor abi. Bakın iyi etrafa, sağa sola. Hadi inşallah kaçmaz. Nasıl yapıyorsun? Önce sürme mi deniyorsun? Hocam, tekte örtmemeye çalışıyoruz. Heh. Uçlarla ürkek inşallah yaklaştırırlar. Evet. Dur bakalım. Sürecek mi? İçeri mi sürecek? Yok hocam, onu yapmalıyız. Hadi bakalım. Aç aç, öyle dene ya, illa örp şart değil. Örp şart değil ya. Tamam, tamam. Biri daha yeni geliyor hocam bizim. Evet. Aha girdi. Aha girdi. Getir bakayım. Diğer kuşlarla birlikte. Allah'ına kurban. Çok güzel bir mor keşpir. Hocam bir mor keşpir, güzel. Maşallah. Kanatlar falan gördüğünüz gibi. Ayağında bir şey yok değil mi? Hocam ayağında, ayağı boş hocam. Ayağı boş. Tüh, olsaydı. Sahibini bilirdik hocam. He, güzel muhabbet olurdu. Videoyu izliyorsa sahibinin emeğine sağlık hocam. Evet. Evet, videoyu izliyorsa mor keşpirin Emrah'ta haberin olsun. Aynen. Ölür. Ölür. Güzel, onu şimdi diğerlerinin içerisine atacak. Karışmaları. Hocam, kuşu biraz daha uçuruyor mu? Normalde bu arıyoruz hocam geri. Tamam. Beyefendiler, kalkar mısınız? Ay maşallah. Biraz daha böyle konduktan sonra uçuruyorsunuz. Hocam ışığa falan gelen olursa ya da eksiklerimizden, işte şimdi bizim de kuşumuz bazılarının lefinde olabilir. Allah'ın kuşlarını da bekliyorsun yani. Aynen hocam. Biz de bekliyoruz mesela kuşları. Evet. Aa, mesela daha yeni biri geldi bu kümes atlarken. Hı-hı. Bakacağız. Sonradan da gelen olabiliyor. Tabii hocam. Geceliğin de gelen oluyor. Sabaha gelen olabiliyor. Sabaha da gelen olabiliyor. Sabaha çok kuşumuz geldi hocam. Tamam. Videoyu kapatalım istiyorsan. Var mı söylemek istediğin, değinmek istediğin bir şey varsa? Yani karışmacı arkadaşlara saygı göstersinler. Evet. Karışma yapmayan arkadaşlar. Aynen. Tek ricam bu hocam yani. Alttan. Herkes herkese saygı göstersin yani. Çünkü çok büyük emek var burada. Aynen hocam, arkadaşlar. Özellikle de tam bırakma anında. Evet hocam. Şimdi Emrah kardeşimiz video arkasında birkaç tane olay anlattı. Burada videoda hocam bahsetmek istemiyorum dedi. Tam karışma anında, saatinde, şimdi bunu bırakanlar çocuk değil. Bak, evet. Kelli felli insanlar karışma burada, yani kuştan anlamayan dahi bilir yani, öyle aynen diyeyim. Arkadaşlar şurada gidek mahallenin fırıncısına, esnafına sorak, der ki ne işte 4.20'de bırakıyorlar, doğru değil evet mi? Hocam. Ya sen bunu kasıtlı bırakıyorsun işte. Burada yani kuşun evin üstünde dönüyorsa, aynen, burada karışmaya bırakan saatte bunu bırakıyorsan bunda kasıt aramak lazım. O yüzden bunu yapmayalım. Çok büyük emek var. Yani karışmayı bırakan arkadaşlara bir 10 dakika, 15 dakika zaman tanısınlar yani. Yani. Yani Emrah bahsetmedi de ben gene dayanamadım. Söyledim Emrah. Biz hocam bazı yerlerde falan söylüyoruz. Evet. Anlayan anlasın hocam. Aynen, aynen. Emrah kardeşim teşekkürler. Eline sağlık. Hayırlı olsun. Şansınıza. Evet, kısmetimize bir tane de kaçak tuttuk bugün. Bugün yine karışma sezonunun başlangıcını demeyelim de biraz da geç kalmışız. Aynen hocam. Karışmayı onların içinde vardı, daha siz de gördünüz. Evet. Büyü Allah'tan bu ışığa attı kendini lefte. Evet. Çevirdik lefte, attı kendini ışığa. Yani daha erken geleceğim seneye. Sözleştik. Seneye, karışmanın evet özellikle hocam başında geleceğiz. Bu yıl biraz geç kaldık. Kardeşim, Emre kardeşim zaten tutacağını tutmuş. Yüzün üzerinde hocam dedi. Fazla hocam. Sayısını inanın bilmiyorum. Evet. Ay, her gün 4-5 tane bilmiyorum. Düşün yani. Yani çok bilindik insanların da kuşlarını yakaladık. Evet. Onlar da beni tutsun vermesin. Canları sağ olsun. Aynen. Yani
şey istemek için demiyorum, canları sağ olsun derken hani izleyenler şey yapmasın işte. Hani trip atıyor gibi değilim yani. Evet. Derseler de almam zaten. Aynen. Yakalım. Tutana helal olsun. Bir de yakalanmış bir daha yakalanıyor. O yüzden yani boşu boşuna almasınlar yani. Alan insanlara da söylüyorum. Hmm. Almayın kuşunuzu. Peşine düşmeyin yani yakalanan yani. Kuşun. Bir sene de geçse o kuş tekrardan yakalanmaya mahkumdur hocam. Evet, güzel. Bir kere yakalandıysa. Tamam. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi o değerli yorumlarınızı esirgemeyin. Özellikle Emrah kardeşimizin yeni aldığı kuşlarla ve diğer bahsettiğimiz konularla ilgili yorumunuzu, tavsiyelerinizi bekliyoruz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.